Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Kaldığınız için herkese selamlar. Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Xiaomi Redmi Note 8 ürün tanıtımı yapacağım. Evet, 2020'de en çok satış yapan Xiaomi, bize en çok satılan telefon modellerinden olan Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Xiaomi Redmi Note 8 tanıtıyor. Arkadaşlar ikisi de çok harika cihaz. Redmi Note 8 tabii normal biraz daha kalın ve Redmi Note 9 Pro ve gördüğünüz gibi biraz daha ince. Zaten deki farkı anlarsınız. Şöyle baktığınız zaman. Parmak izi sensörleri Xiaomi Redmi Note 8 arka tarafı kısmına koymuş, gördüğünüz üç tarafta. Xiaomi Redmi Note 9 Pro ise yan tarafa port tuşu üzerine yapmış. Aslında port tuşu üzerine yapması güzel, mantıklı bir şey. Bence mantıklı. Niye? Çünkü daha rahat. Şöyle yaptığın zaman anında açıyor yani. Telefon kardeşim telefon aldığı için şey yapamıyorum. Redmi Note 8'de arka kamerası gördüğünüz gibi yan tarafta dörtlü bir kamerası var. 48 megapikselde AI kamera özelliği ile 48 megapikselde muhteşem fotoğraflar çektirmemizi sağlıyor. Redmi Note 9 Pro'da şöyle bir 4 kamera orta kısma koymuşlar. Gördüğünüz gibi çıkıntılı bir kamerası var. Artı 64 megapiksel bir kamerasının özellikleri var. Cihazımız 6 GB RAM özelliği ve 8 çekirdekli, bilginiz olsun. 128 GB'dan 64 GB'a kadar dahil depolama alanı olanları var. Tabi Redmi Note 8'de bildiğim kadar 64 GB var. Öyle biliyorum. Tabi ses kısmında kulaklık aynı yerde tabi. Gördüğünüz gibi. Öbürü yani hiçbir farkı yok. Ses çıkma ve şarj geçti Type-C hızlı şarj özellikleri var. Arka camın ikisine Mica. Gördüğünüz gibi. Biri mavi. Biri de şöyle bir mavisi var. Gece mavisi diyorlar galiba. Daha sonra bir bakalım. Xiaomi Redmi Note 8'de sürümü 9, 64 GB hızlısı var. 4 GB RAM özelliğiyle daha kolay ve güzel oyunlar oynayabilirsiniz, bilginiz olsun. 4.14.2 çekirdek sürümü, 8 çekirdek de olabilir. Hemen size bakayım. İşlemcisi 8 çekirdekli. Tabii Redmi Note 9 Pro da aynı. Redmi 4 GB RAM. 2023 ayın 1'inden beri şu an Android güvenlik yaması üzerinde bir yama sağlıyor. Kamera müthiş. Kamerada 48 megapiksel özellik kamerası var. Daha sonra portre modu. Gece modu var. Panorama ve pro kamera özelliğiyle şahane fotoğraflar çekebilirsiniz. Video kalitesi 2176 piksellik bir video kalitesi var. Ağır çekim ve kısa video özellikleri de var. iPhone gibi, bilginiz olsun. Tabi Redmi Note 9 Pro'da işler değişiyor. 5000 amperlik bir batarya sayesinde daha şahane videolar ve daha şahane resimler de çekebilirsiniz kamera ile. 64 megapiksel bir kamerası var. 128 GB'dan 64 GB'a kadar değiştirebilir bir hafızası var. RAM RAM özelliğiyle 8 çekirdekli 4.14.17 bir çekirdek sürümü, ana band sürümü mevsi falan. İşlemcisi 8 çekirdekli dediğim gibi. Teknik özelliklerine bakalım. Hemen açıklamaya koşturacağım size. ...6.67 inç bir ekran inçliği var. Dediğim gibi 6 var. RAM özelliğiyle batarya kapasitesi 5020 amper. Çift hat takabilirsiniz. Hızlı şarj özelliği de mevcuttur. 4.5G desteği de mevcut. Bildiğiniz olsun. Değiştirici batarya yok. Bataryanız eğer herhangi bir şişmede falan olursa teknik servise giderek ben bataryamı değiştirmek istiyorum diyeseniz size daha şey olur. Ses çıkışı 3.5 milimlik, dayanıklı, sadece sıçramalara dayanıklı, bilginiz olsun. Sadece sıçramalara dayanıklı. Ekran teknoloji EFC LCD ekran teknolojisi ile ekran çözünürlüğü 1080 ve 2400 Full HD piksel bir ekran çözünürlüğü var. Piksel yoğunluğu 395 pp, ekran yenileme hızı 60 Hz, ekran oranı 20.9, ekran alanı 107.11 cm2'lik bir ekran alanı var. Ekranın özellikleri şöyle bir şey.
Çizilmeye dirençli cam. Oleptik kolektik, multi-touch, çerçevesi tasarım, ekran için ön kamera, 84 bölü NTC bir özelliği var. Ekranda Ethnic Corning Gorilla Glass 5 bir ekran dayanıklılığı var. Dokunmatik türü, kapasitif ekran. 16 milyondan fazla renk sayısı var. Ekran ve gövde oranı 84.027 bir şeyi var. Ekran gövde oranı var. Konuşma süresi sadece bataryada 33 saat, müzik oynatma 147 saat, şarj USB Type-C dediğim gibi. Batarya teknolojisi, lityum polimer, LiPo, hızlı şarj özelliği var. Hızlı şarj gücü maksimum 30 volt. Hızlı şarj 30 voltluk. 64 megapiksel kamerası var. Kamera özellikleri şöyle arkadaşlar. Portre modu, Direct Auto Focus modu, hızlı odaklama, yapay zekalı al destekli portre modu, HDR, yapay zekalı sahne algılama, perde hızı, panorama, ref kayıt yapabilme, otomatik odaklama, coğrafi konum etiketme, dari QR kod okuyucu, makro çekim 2 santim, perde hızı, görüntü yüksekliği çekimi var, zamanlayıcı falan. 6 elementli lens ile şu an günümüzde flash LED. Diyafram açıklığı f1.89, kamera sensör boyutu 1.17 inç. Video kayıt özelliği 2160, dediğim gibi 4K bir video çekme özelliği var. Video PSI 30 FPS, video PSI değeri var. Video kayıt çekmekte dediğim gibi 276-30 FPS. İkinci arka kamera var. İkinci arka kameranın çözünürlüğü 8 megapiksel. İkinci arka kamera diyafram f2.2. İkinci arka kamera özellikleri şöyle: ekstra geniş açı, ekstra geniş açı 119 derecelik bir geniş açı özelliği var. 1.12.000 piksellik 5 elementli lens. Üçüncü kameranın özelliklerini okuyorum size. 5 megapiksellik bir özelliği var. Üçüncü arka kamera diyafram f2.4. Üçüncü arka kamera özellikleri de makro çekim ve 1.5 sensörlü boyut. Dördüncü arka kamerayı size söylüyorum. Dördüncü arka kamerada şöyle bir özellikleri var. Gördüğünüz gibi makro çekimi gene aynı. 2 megapiksellik derinlik algısı ve 1 bölü 5 sensör boyutu var. Ön kamera çözünürlüğü 16 megapiksel ön kamerası var. Tabii 1080 piksellik bir ön kamera kayıt videosu var. 30 fps f2.48. Portre modu, yapay zekalı alt destekli portre modu, HDR, yapay zeka ve bunlar da mevcut. Temel donanımı Yonga seti, çiftlik üretim Snapdragon'un ürettiği bir chipseti var üzerinde. 8 çekirdekli işlemci mimarisi 64 bit, Android 18, 720 Hz şeyi var. RAM tipi, gördüğünüz gibi RAM tipi, LPDDR4 6 kat bir RAM var. Hafıza kartı ile 512 GB kadar destekli bir hafıza kartı. Tabi gövde malzemesi kapak olarak cam, renk seçenek, beyaz, yeşil ve gri seçenekleri var. 209 gramlık telefon, kalınlık 8.8 milimlik, en kalın 76.8 milimlik bir özelliği var. 5G desteği yok, 4G desteği kadar var. İşletim sistemi Android 10, Xiaomi 11. Hoparlörde şöyle bir şey, radyosu var. Hoparlörde mono, ses çıkışı 3.5 milimlik, suya dayanıklılık var, bilginiz olsun. Görüntü konuşma uygulaması var. Parmak izi sensörü ve sensörleri şöyle: jiroskop, pusula, yanık sensörü, ortam ışığı sensörü, ivme ölçer. Parmak izi okuyucu yan tarafta, şurada. Kutu içerisinde şöyle var, belgeleri var. Ekran koruma filmi, telefona uygulanmış, şeffaf arka kapak kılıfı, sim çıkartma iğnesi, USB güç adaptörü, hızlı şarj 33 voltluk ve USB kablosu da mevcuttur. 2020'de çıkıldı. Duyurulma tarihi 2020 Mart'ında. Böylelikle Redmi Note 9 Pro'nun açılımı budur. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı. Bana kalırsa hangisi daha bütçeli bir şey istiyorsanız tabii Redmi Note 8 öneririm. Ama eğer Redmi Note 8'den eğer paranız varsa, tabii ben bu telefonu 3 milyar, 3,5 milyar veririm diyorsanız, size Redmi Note 9 Pro öneririm. Böylelikle arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik ve böyle de videodan devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.